Üretimde sürdürülebilirlik çok segmentli bir konu. İşin içerisinde ham madde, proses optimizasyonu, insan kaynaklarının verimli kullanılması, geri kazanım gibi çok fazla parametresi olan bir konu. Hele de konu tekstil sektörü olunca, tekstil sektörü dünyayı en çok kirleten sektörler arasında yer alıyor ne yazık ki. Bundan dolayı da her tekstil ürününün çevresel etkisinin üretim aşaması, kullanım aşaması ve kullanım ömrü tamamlandıktan sonra izlenecek bertaraf yöntemlerinin oluşturularak tasarlanması gerekmektedir. Ben size bazı örnekler vereyim. Örneğin 1 kilogram pamuğun tarladan kullanım anına gelene kadar 20 ton su tükettiğini biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. Mesela üstünüze giydiğiniz tişörtün sizin üstünüze giyebilmeniz için neredeyse 2700 litre suya ihtiyacı olduğunu söylemeliyim. Tekstilin çevreye olumsuz etkilerine bağlı olarak çevresel sürdürülebilirlik tekstil endüstrisinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur artık. Bu kesinlikle üstünde durmamız gereken çok önemli konuların başında geliyor. Birçok marka bu konuda sürdürülebilirlik referanslarını iyileştirmeye yönelik bunu bir misyon olarak yürütüyor şu anda. Moda endüstrisindeki sürdürülebilirlik ise daha farklı noktalara gidiyor. Bugün günümüzde bazı büyük tedarikçi firmalar kendi sürdürülebilirliklerini artırmaya çalışırken aynı zamanda tüketicilerin giysilerini çöpten uzak tutmaya da teşvik ediyorlar. Yani daha fazla kullanmak ya da sonrasında geri dönüşüme kazandırmayı teşvik ediyorlar. Örneğin H&M Stockholm'daki mağazasında müşteriler eski kıyafetlerini toplanıp yeniden bunların parçalanıp kıyafet hale getirildiği ürünleri raflarına koymaya başladılar. Ülkelerin ve küresel markaların izlediği stratejiler sürdürülebilir tekstil sektörü kapsamında sürekli gelişmekte ve yeni kriterler oluşmaktadır. Ayrıca tüketim alışkanlıkları ve moda anlayışı değişen ve değişmesi teşvik edilen bir tüketici kitlesi oluşumu her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ham maddelerin özellikle çevreye daha az zararlı olarak üretilmesi, giysilerin yeniden kullanılabilme imkanlarının araştırılması, proseslerin optimizasyonu, çevreye daha az kimyasal atık yayılması gibi konuların tekstil sektöründe daha fazla gündemde olması gerekiyor. Dolayısıyla da küresel markaların yaptığı bu sürdürülebilir üretim kavramlarında Butekom'un tekstil sektörüne bu tür destekleri vereceğini belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum.